Burada verilen yaşların üzerinden x yıl geçmiş olsun. O zaman yaşı 1 olan kişinin yaşı 1 artı x'e gelecektir. 7 olanın yaşı 7 artı x'e gelir. Diğerininki 10 artı x'e, 13 olanınki 13 artı x'e, 17 olanınki ise 17 artı x'e gelir. İşte biz bunları topladığımızda kaça ulaşmak istiyoruz? 68'e. Buraları bir toplayalım. 17, 13 daha 30 yapar. 10 daha 40, 7 daha 47, 1 daha 48 yapar. 48'in üzerine 5x'e eklediğimizi görüyoruz ve 68'e ulaşmak istiyoruz. Buradan 5x'imiz 68 eksi 48'den 20 gelir. X de 20 bölü 5'ten 4 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın B şıkkı gelmesi gerekir. Buradaki annenin kızının bugünkü yaşını x olarak almış olalım. Bu x 3 yıl geçtiğinde x artı 3 olacaktır. X artı 3'ün 4 katı da 4 çarpı x artı 3'ten 4x artı 12'yi bize verir. İşte bu 4x artı 12 de annemizin bugünkü yaşı olarak ne yapmış olur? Gelmiş olur. Anne ile kızının bugünkü yaşları toplamı 47 olarak verilmiş. Kızının bugünkü yaşına x demiştik. Annenin bugünkü yaşını 4x artı 12 bulmuştuk. Bunları topladığımızda 5x artı 12'ye ulaşırız. Bu bize 47'yi verecek. Buradan 5x'imiz 47 eksi 12'den 35 gelir. X'imiz de 35 bölü 5'ten 7 olarak bulunmuş olacaktır. Annenin bugünkü yaşı 4x artı 12 idi. X'e 7 yazarsak 4 kere 7 28 yapar. 12 daha eklediğimizde annemizin yaşını 40 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız burada A şıkkı gelir. İki kişi arasındaki yaş farkının sabit kaldığını biliyoruz. Burada iki çocuğun yaşları farkını x olarak alalım. Babanın yaşı bunun 5 katı geliyormuş. Hemen babanın yaşını 5x olarak belirleyelim. 12 yıl sonra babanın yaşı 5x artı 12 gelecektir. 12 yıl sonra bu iki çocuğun yaş farkı değişmez. Ve bu değişmeyen yaş farkının 7 katı babamızın bu 12 yıl sonraki yaşına eşitmiş. O zaman x çarpı 7'den 7x'in 5x artı 12 eşit olduğunu, buradan 2x'in 12 geleceğini, x'in de 12 bölü 2'den 6 geldiğini belirlemiş oluruz. Babamızın bugünkü yaşı 5x'te, x 6 ise 5x'imiz 5 kere 6'dan 30 yapar. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. İki çocuğun yaşları toplamını y olarak aldığımızı düşünelim. Babanın yaşı bu iki çocuğun yaşları toplamının 3 katı olarak verilmiş. Hemen karşısına babanın yaşı olarak 3y'yi yazıyorum. 6 yıl geçtiğinde iki çocuğun her biri 6 yaş büyür. 6 biri büyüdü, 6 diğeri büyüdü. Bu toplamda 12 yapar ve y olan yaşlar toplamı 6 yıl sonra y artı 12'ye çıkar. Baba da 6 yaş büyüyecektir. Babanın yaşı da 3y artı 6 gelmiş olur. 6 yıl sonra babanın yaşı çocuklarının yaşları toplamının 2 katı oluyormuş. O zaman şu y artı 12'nin yani çocukların yaşları toplamının 2 katını babanın yaşı olan 3y artı 6'ya eşitleyebiliriz. Düzenlediğimizde 2y artı 24 eşittir 3y artı 6 gelir. Buradan da y değerimiz 24 eksi 6'dan 18 olarak bulunmuş olacaktır. Babanın bugünkü yaşı sorulmuş. 3y demiştik. Y 18 ise 3y'miz 3 kere 18'den 54 yapar. Doğru cevabımız burada C şıkkı gelmiştir. 5 çocuğun bugünkü yaşları toplamını x olarak almak istiyorum. Babanın bugünkü yaşı bu x'in 6 katıymış. Babanın yaşını da o zaman 6 çarpı x'ten 6x olarak almış olalım. Çocukların yaşları toplamı babanın bugünkü yaşına geldiğinde babanın yaşı bugünkü yaşının 10 fazlası olmaktadır diyor. Demek ki babanın yaşı bugünkü yaşının 10 fazlası oluyorsa bu durumun gerçekleşmesi için 10 yılın geçmesi gerekir. Böylelikle babamız 6x artı 10 yaşına gelecektir. 5 çocuktan her biri 10 yaş büyür. O zaman 5 çocuğun yaşları toplamı 10 kere 5'ten 50 artar ve x artı 50'ye gelir. İşte bu x artı 50 de babamızın bugünkü yaşına eşit olarak verilmiş. Bu durumda x artı 50 6x'e eşittir. Buradan 5x eşittir 50'den x'imiz 50 bölü 5 yani 10 olarak bulunmuş olur. Babanın bugünkü yaşı sorulmuş 6x demiştik. X 10 ise 6x 6 kere 10'dan 60 yapar. Doğru cevabımız burada B şıkkı olarak gelir arkadaşlar.
İki kişinin yaş farkının değişmemesi özelliğimizi kullanarak bu soruyu yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. 2010 yılında da 2019 yılında da buradaki iki kişinin yaşları farkı birbiriyle aynı olarak gelecektir. O zaman hangisi büyük şu anda bilmiyoruz ama birinin yaşından diğerinin yaşını çıkartalım. Aynı durumu diğer yıl içinde yapıp birbirine eşitleyelim. Örneğin biz burada A eksi B'nin neye eşit geleceğini söyleyebiliriz. B artı 4 eksi 2B eksi 23'e eşit geleceğini söyleyebiliriz. Küçükten büyüğü çıkartmış olsak da iki tarafta negatif geleceği için yine eşitlik bozulmamış olur. Burayı düzenlediğimizde A eksi B eşittir B artı 4 eksi 2B artı 23'ün geldiğini görüyoruz. B eksi 2B bize eksi B'yi verir. Sol tarafta da eksi B olduğu için bunlar birbirini götürür. O zaman A eşittir dediğimizde 4 buradan 23 buradan 27'yi ne yapmış oluruz? Elde etmiş oluruz. A'yı 27 olarak aldığımızda Serkan'ın 2010'daki yaşı 27 gelir. 2010'dan 2019'a geldiğimizde 9 yıl geçer. Serkan 9 yaş büyür ve 27 artı 9'dan 36 yaşında olması gerekir. Bu durumda B artı 4 eşittir 36 bulunmuş olur. B'miz de 36 eksi 4'ten 32 olarak gelecektir. A'yı 27 bulmuştuk. B'yi 32 bulduk. Toplamları 59'u verir. Doğru cevabın C şıkkı olması gerekir. Kesirlerle çok uğraşmamak adına 4'e bölmek kolay olsun diye aslanın yaşını 4x gibi düşünelim. 3'e bölmek kolay olsun diye Betül'ün yaşını 3y olarak alalım. 5'e bölmek kolay olsun diye de Cengiz'in yaşını 5r aldığımızı düşünelim. 4x'in 1 bölü 4'ü x yapar. 3y'nin 1 bölü 3'ü y yapar. 5R'nin 2 bölü 5'i de bize 2R'yi verecektir. Bunların birbirine ne olduğunu biliyoruz. Eşit olduğunu biliyoruz. O zaman X gördüğümüz yere de 2R, Y gördüğümüz yere de 2R yazabiliriz. X gördüğümüz yere 2R yazarsak Aslan'ın yaşı 4 kere 2R'den 8R. Betül'ün yaşı 3 çarpı 2R'den 6R gelmiş olur. Cengiz'in yaşının zaten 5R olduğunu biliyoruz. Cengiz'in yaşı Aslan'ın bugünkü yaşına geldiğinde demiş. Cengiz 5R yaşında, Aslan'ın yaşı 8R, 5R'nin 8R olması için 3R yılın geçmesi gerekir. 3R yıl geçtiğinde Aslan da 8R artı 3R'den 11R yaşına gelir. Betül 6R artı 3R'den 9R yaşına gelir. Cengiz zaten 5R artı 3R'den Aslan'ın bugünkü yaşı olan 8R'ye gelecektir. İşte bu 3 değerin toplamının 140 olduğunu biliyoruz. 11, 9 daha 20, 8 daha 28 yapar. 28R eşittir 140'tan R'miz 140 bölü 28 yani 5 olarak bulunmuş olacaktır. Betül'ün bugünkü yaşı 6R idi. R 5 ise 6R'miz 6 kere 5'ten 30 gelir. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Ahmet doğduğunda Burcu 4 yaşındaymış. Bu durumda Burcu Ahmet'ten 4 yaş büyük gelecektir. Yani Ahmet'in yaşını x aldığımız yerde Burcu'nun yaşının x artı 4 olması gerekir. Cenk doğduğunda Burcu'nun doğmasına 3 yıl varsa Cenk de Burcu'dan 3 yaş büyük gelir. Burcu x artı 4 yaşındaysa Cenk de x artı 4 artı 3'ten x artı 7 yaşında gelmiş olacaktır. Üçünün yaşları toplamı Ahmet ve Burcu arasındaki yaş farkının 8 katıdır denmiş. Ahmet ve Burcu arasındaki yaş farkı 4'tü. Bunun 8 katı bize 32'yi verir. 3'ünün yaşlarını topladığımızda x'i x artı 4'ü ve x artı 7'yi toplamış oluruz. Bu da bize 3x artı 11'i verecektir. Buradan 3x'imiz 32 eksi 11'den 21 gelir. X'imiz de 21 bölü 3'ten 7 olarak bulunmuş olacaktır. Cenk'in yaşı sorulmuş. X artı 7 demiştik. X 7 ise x artı 7'miz 7 artı 7'den 14 gelir. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. Anıl'ın yaşını A ile, Bengi'nin yaşını B ile, Cüneyt'in yaşını C ile gösterelim. A ile B'nin toplamını bulmuşuz. A ile C'nin toplamını, bir de B ile C'nin toplamını bulmuşuz. Hangisi kaça eşit olduğunu bilmiyoruz ama biz bunları 44, 33 ve 37 ile eşleştireceğimizi biliyoruz. Taraf tarafa toplama yaparsak burada 2 tane A artı B artı C gelir. Karşı tarafta ise 33 artı 37 70 yapar. 44 daha eklediğimizde 114'e ulaşmış
oluruz. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde A artı B artı C'nin 114 bölü 2'den 57 geleceğini belirlemiş oluruz. 3'ünün yaşları toplamı 57 olarak geliyor. Mesela A artı B 44 olsa 57 eksi 44'ten C'yi 13 bulmuş oluruz. Bu mantıkla düşündüğümüzde 57'den sırasıyla şuradaki değerleri çıkarttığımızda A, B, C'yi de bulacağımızı söylemiş oluruz. 57 eksi 44 bize 13'ü verecektir. 57 eksi 33 bize 24'ü vermiş olur. 57 eksi 37'den de 20 gelir. İşte biz A, B, C'yi burada 13, 24 ve 20 ile ne yapmış olacağız? Eşleştirmiş olacağız. Diyor ki Anıl'ın yaşı Bengi'nin yaşına geldiğinde 3'ünün yaşları toplamı 78 olacaktır diyor. Normalde şu anda 3'ünün yaşları toplamı 57. Burada x yıl geçse her biri x yaş büyür ve yaşları toplamı 57 artı 3x yapar. 57 artı 3x'in 78 olduğunu düşünürsek 3x'imiz burada kaç olarak gelmiş olur? 21 olarak gelmiş olur. X'imiz de 7 olarak bulunur. Anıl'ın Bengi'nin yaşına gelmesi için demek ki geçmesi gereken süreye x demiştik. İşte bu x o zaman 7 olmalıdır. Yani aralarındaki yaş farkı Anıl ve Bengi'de 7'dir. Burada aradaki farkın 7 olduğu ikili 13 ve 20'dir. O zaman Anıl'ın yaşı 13, Bengi'nin yaşı 20 olmalıdır ki Anıl Bengi'nin yaşına geldiğinde 7 yıl geçmiş olsun. Cüneyt'in bugünkü yaşı sorulmuş. Şuradaki 24 de Cüneyt'e kalacaktır. Doğru cevabımızın D şıkkı 24 olması gerekir. Dörder yıl arayla doğmuş kardeşlerin yaşlarını bir yazalım. En küçüğün yaşını x olarak alalım. Zaten bizden de o isteniyor. Bir büyüğü bundan 4 yaş büyük x artı 4 gelir. Bir büyük olan x artı 4 artı 4'ten x artı 8. En büyük de x artı 8 artı 4'ten x artı 12 yaşında gelecektir. Bunların yaşlarını topladığımızda annemizin bugünkü yaşını buluyoruz. Bu dördünün toplamı bize 4x artı 24'ü verir. İşte bu da annenin yaşı olarak gelecektir. En küçük çocuk en büyük çocuğun yaşına geldiğinde anne 56 yaşında olacakmış. En küçükle en büyük arasındaki farkın 12 olduğunu görüyoruz. O zaman en küçüğün en büyüğün yaşına gelmesi için 12 senenin geçmesi gerekir. Annemizin 12 sene sonraki yaşı 56 ise bugünkü yaşı 56 eksi 12'den 44 olarak gelir. Yani 4x artı 24 44'e eşittir. Buradan 4x'imiz 20, x'imiz de 20 bölü 4'ten 5 olarak bulunmuş olacaktır. Bizden de x istendiği için doğru cevabımız B şıkkı gelmiştir. 15 çocuğun hepsinin yaşları toplamını büyük T ile gösterelim. Yaşları ortalamasını bulmak için T'yi çocuk sayısı olan 15'te oranlamamız gerekir. İşte bu T bölü 15 11,8 olarak geliyormuş. Buraya 11,8'i yazıp içler dışlar çarpımı yaptığımda 15 çocuğun yaşları toplamını bulmuş olurum. Bu da 15 çarpı 11,8 gelir. 11,8'i 118 bölü 10 olarak yazdığımızı düşünelim. 15'i 5'e bölsek 3 gelir. 10 bölü 5'ten 2 gelecektir. 118 bölü 2 bize 59'u verir. 3 kere 59'dan da 177'ye ulaştığımızı görüyoruz. Yani 15 çocuğun yaşları toplamı burada 177 olarak gelmiştir. Diyor ki doğum tarihleri aynı olan çocukların yaş ortalaması en çok kaçtır? Burada 4 çocuğun doğum tarihlerinin birbiriyle aynı olduğu söylenmiş. Diğer 11 çocuğun yaşlarını minimumda tutalım ki doğum tarihleri aynı olanlara daha büyük yaşlar kalmış olsun. Zaten doğum tarihleri aynı olanların her birinin yaşı birbirine eşit olarak gelecektir. Bunlardan birinin yaşına x desek dördünün yaşları toplamı 4x gelir. Bu 4 kişinin ortalamasını bulmak istediğimizde tekrar 4'e böleceğimiz için yine neye ulaşmış oluruz? Bir tanesinin yaşı olan x'e ulaşmış oluruz. Yani biz aslında burada o doğum tarihleri aynı olan 4 çocuktan birinin yaşını en büyük yapmaya çalışıyoruz. Diğer 11 çocuğun yaşları ardışık tek tam sayılardı. En küçük tek tam sayımızdan başlayarak en küçük değerleri verelim. Bu bize 1'i verir. Bir sonraki 3 yaşında olur. Bir sonraki 5 yaşında olur. Biz bu şekilde 11 tane tek sayı yazacağız. 11. tek sayımız 2 kere 11 22 eksi 1'den 21 olarak gelmiş olur. Bunları toplayalım. Bunların toplamını şu 177'den çıkardığımızda 4x'e ne yapmış olacağız? Ulaşmış olacağız. Aslında burada tek sayıların toplamı var. 1, 3 diye 2n eksi 1'e kadar olan tek sayı
sayıların toplamı ne geliyordu? N kare geliyordu. Burada bizim 2n-1'imiz 21'dir. Yani n'imiz buradan 11 gelir. O zaman bu toplam 11'in karesinden bize 121'i verecektir. 177'den 121'i çıkarttığımızda 56'ya ulaşmış oluruz. O zaman bu doğum tarihleri aynı olan 4 çocuğun yaşları toplamı, yani 4x 56 gelir. X'imiz de 56 bölü 4'ten 14 olarak bulunmuş olacaktır. Doğru cevabımızın C şıkkı 14 gelmesi gerekir. Arda doğduğu anda yaşını 0 olarak alabiliriz. Arda'yı 0 yaşında aldığımızda Berk'in yaşı Cansu'nun yaşının 2 katı geliyormuş. Hemen şuraya Berk yazmak istiyorum. Yan tarafa da Cansu'yu yazacağım. Cansu'nun yaşına x dersek Berk'in yaşı bunun 2 katından 2x gelir. O zaman Arda 0, Cansu x, Berk 2x yaşında olur. Bugünkü yaşları toplamı 72 olarak verilmiş. Mesela bu andan itibaren y yıl geçsin ve bugüne gelmiş olalım. Bu durumda Arda 0 artı y'den y yaşında olur. Berk 2x artı y yaşında, Cansu da x artı y yaşında olacaktır. Bu bize neyi vermiş oluyor? Bugünü vermiş oluyor. Bu üçünün toplamının 72 olduğunu biliyoruz. Üçünü topladığımızda 3x artı 3y'yi elde ederiz. Bu 72'ye eşit gelir. Her tarafı 3 ile oranladığımızda x artı y'miz 72 bölü 3'ten 24 olarak gelecektir. Cansu'nun bugünkü yaşı sorulmuş. Zaten bugünkü yaşı x artı y gelmişti. Onu da 24 bulduğumuz için doğru cevabımız E şıkkı olarak gelmiştir. Sinan'ın yaşı Hakan'ın yaşına geldiğinde diyor. O zaman biz Hakan'ın yaşının Sinan'ın yaşından daha büyük olduğunu anlıyoruz. Sonra da Hakan'ın yaşı Sinan'ın yaşındayken diyor. Bunlar üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Aslında iki durumda da geçecek süre aynı süredir. Bu sürede bu iki kişinin yaş farkı kadar gelecektir. Sayısal bir örnek verelim. Mesela Sinan'ın 12 yaşında olduğunu, Hakan'ın da 19 yaşında olduğunu düşünelim. Sinan'ın Hakan'ın yaşına gelmesi için, yani bugünkü yaşına gelmesi için geçmesi gereken süre, aralarındaki yaş farkı, yani 19-12'den gelen 7 yıl kadardır. Mesela şöyle bir sayı doğrusu üzerinde bugünü gösterirsek 12 ve 19 olarak biz buradan itibaren yaş farkı kadar, yani 7 yıl kadar ileriye gitmiş oluruz bu durum için. Ama Hakan Sinan'ın yaşındayken dediğimizde bu sefer de yine yaş farkı 19-12'den 7 olduğu için bugünden 7 yıl ne yapmamız gerekir? Geriye gitmemiz gerekir. Soruda da aynı mantığı kullanacağız. Yine şöyle sayı doğrusu üzerinde bugünü gösterelim. Şöyle yıldız koyalım. Sinan'la Hakan arasındaki yaş farkının x geldiğini düşünürsek ilk durumda biz x yıl ileriye gidiyoruz ve bu x yıl ileriye gidişte 1997'ye varıyoruz. Burası bize x yılı veriyor. İkinci durum için x yıl geriye geliyoruz. X yıllık geriye gelişte de 1943'e geldiğimizi anlıyoruz. Bu 1943'ten 1997'ye 2x yılın olduğunu bize söylüyor. 1997-1943 bize 54'ü verir. 2x 54 ise x'imiz 54 bölü 2'den 27 olarak gelecektir. Yani bu iki kişi arasındaki yaş farkı 27'dir. Hakan daha büyüktü. Hakan'ın yaşı olan BA'dan Sinan'ın yaşı olan AB'yi çıkartalım, 27'yi eşit diyelim. BA iki basamaklı sayısını 10B artı A olarak yazıyorum. AB iki basamaklı sayısını 10A artı B olarak yazacağım. Çıkarttığım için eksi 10A eksi B diyorum ve bunu da 27'ye eşitliyorum. Burada 9B eksi 9A gelir. 9 parantezinde B eksi A yazarsak bu 27'ye eşittir. Bu durumda B eksi A'mız 27 bölü 9'dan 3 olarak gelmiş olur. AB artı BA'yı bulmaya çalışıyorum. Biri 10A artı B'ydi, biri 10B artı A'ydı. Toplamları 11 parantezinde A artı B'yi bize verecektir. İşte bunu yakalamaya çalışıyoruz. Mesela A'ya 1 versek B 4 gelir. 4 ile 1'in toplamı 5 yapar. 11 kere 5'ten burası 55 gelebilir. A'ya 2 verdiğimizde B'miz 5 gelmiş olur. 5 ile 2'nin toplamı 7 yapar. 11 kere 7'den burası 77 de olabilir. Aslında A'yı 1 arttırdığımızda B de 1 arttığı için toplamda 2 artıyor. Yani bir sonrakinde A artı B 5, 7, 9. 9 gelecektir. 11 kere 9 bize 99'u verir. Bir sonrakinde toplam 9 artı 2'den 11 gelir. 11 çarpı 11 bize 121'i vermiş olur. İşte 121 şıklarda verilen değerlerden biridir. Doğru cevabımızın D şıkkı 121 gelmesi gerekir.
Bize verilen 3 tane değerin farkları üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Bu değerler 2, 6 ve 7. İkili ikili gruplayıp farklarını aldığımızda 6 eksi 2 bize kaçı verecektir? 4'ü verecektir. Yaş farkı 4 olduğunda uzak akranlık geliyormuş, bunu biliyoruz. 7 ve 2'yi alıp farkına baktığımızda 7 eksi 2'den 5 gelir. Yaş farkı 5 olduğunda yine uzak akranlık geliyor. O zaman iki kişiyi seçtiğimizde yaşları 6 ve 2 ise burada uzak akranlık var. 7 ve 2 ise yine uzak akranlık var. Uzak akranlık dediğimizde aklımıza 6 ile 2 gelebilir, bir de 7 ile 2 gelebilir. Ama 7 ve 6'yı aldığımızda fark 1 olduğu için burada yakın akranlık gelecektir. Yakın akranlıktan bahsettiğimizde kesinlikle 7'yi ve 6'yı kullanmamız gerekiyor. İki kişi seçtik. Yaşları birbirine eşitse zaten fark 0 gelir. O da doğrudan bize akranı verecektir. Orada 2 2 de olabilir, 6 6 da olabilir, 7 7 de olabilir iki kişinin yaşları. Şimdi mesela şuradan başlayabiliriz. CDE kişilerinden oluşturulan ikişerli gruplardan birindekiler akran, ikisindekiler yakın akrandır. Akran olanlar C ve D kişileridir demiş. CDE ile oluşturabileceğimiz ikişerli grupları yazalım. C ile D'yi bir araya getirebiliriz. C ile E'yi bir araya getirebiliriz. Bir de D ve E'yi bir araya getirebiliriz. Şimdi C ve D akranmış, yaşları birbirine eşit. Örneğin C'yi de D'yi de 2 aldığımızı düşünsek. Şimdi burada akranlığı yakaladık. Diğer iki ikilimizde yakın akranlık gelmesi gerekiyor. Ama ben burada C'yi 2 alsam, D'yi 2 alsam, iki işin içine girince yakın akranlık olmuyordu. Çünkü 7 2 de 6 2 de bize uzak akranlık veriyordu. Demek ki burada C'yi de D'yi de 2 almak yanlış bir tercih oldu. Hemen bunları temizleyelim. Şunları temizledik. 6 6 üzerinden ya da 7 7 üzerinden gitmemiz gerekiyor. C'yi de 6 aldığımızı, D'yi de 6 aldığımızı düşünürsek, C'ye de 6 yazdık, D'ye de 6 yazdık. Şimdi CD'den akranlık geldi. Diğerlerinden yakın akranlık gelecek. Yakın akranlığın gelmesi için 6'yı 7'yi kullanıyorduk. C 6 ise E7 olmalı. D 6 ise zaten E7 demiştik. İşte bu bize istediğimizi verecektir. İki tane yakın akran, bir tane de akranlık geldi. Peki C'yi D'yi 7 alsaydık. Yani C de 7, D de 7 olsaydı. Bunlar akran olsaydı. C'ye 7 yazdığımda, D'ye 7 yazdığımda bu sefer E'mizde 6 gelecekti ki 7 6 ile ne gelmiş olsun? Yakın akranlık gelmiş olsun. O zaman CDE için oluşabilecek durumları belirledik. C 6 D 6 iken E 7 geliyor. C7, D7 iken E'de 6 gelmiş oluyor. Alt tarafta E ve F'nin uzak akran olduğu söylenmiş. Şimdi E7 de olabilir dedik, 6 da olabilir dedik. Uzak akranlığın gelmesi için 2'yi kullanmalıyız. Yani burada F'mizin kesinlikle kaç geldiğini anlıyoruz, 2. Şimdi A ve F akransa birbirine eşit olmalı yaşlar. O zaman A'nın da bize kaçı vereceğini söyleyebiliriz? 2'yi vereceğini söyleyebiliriz. A'yı kesinlikle 2 olarak bulduk. Şimdi ABC kişileri üzerinden yorum yapacağız. ABC'nin bize verdiği ikililere bakarsak A ve B ikilisi gelebilir. A ve C ikilisi gelebilir. Bir de B ve C ikilisi gelebilir. A'nın 2 olduğunu biliyoruz. C'yi 6 olarak alalım. 6 da olabilirdi, 7 de olabilirdi. 6 olarak aldığımızı düşünelim. Şimdi A'yı 2 olarak aldık. C'yi 6 olarak aldığımızda 6 ve 2 bize uzak akranlık verdi. Buradaki ikililerden 2 tanesi uzak akran, bir tanesi yakın akran gelecekmiş. A'ya yine 2'mizi yazdık. C'ye 6'mızı yazdık. Uzaklardan birini yakaladık. AB ve BC'den biri yakın akran, bir diğeri yine uzak akran gelecek. Burada zaten iki işin içindeyse yakın akran gelme şansı yoktu. Uzak akran yakalayabiliyorduk. O zaman biz burada B'ye 7 de verebiliriz, 6 da verebiliriz. Ama B'ye 6 verdiğimizde BC akran olur. Burada akran olma durumu olmadığı için B'ye 6 veremeyeceğimizi anlamış oluyoruz. Yani burada B'mizin ne geldiğini görüyoruz, 7 geldiğini görüyoruz. 2 ve 7 bize uzak akran verdi. 2 ve 6 uzak akran verdi. 2 tane uzak akran. 7 ve 6'nın da bize yakın akran verdiğini görüyoruz. Tüm değerlerimizi bu şekilde yakalamış olduk. Ama burada şuna dikkat etmemiz gerekir. Biz A'yı 2 olarak aldığımızda, bunda sıkıntı yok. Zaten almak zorundaydık. Bunu belirlemiştik. F'yi 2 bulmuştuk. A'da F ile akran olduğu için o da 2 idi. C'yi 7 alabiliriz. Şimdi A'ya 2 verdiğimiz, C'ye 7 verdiğimiz durumlara tekrar bir bakalım. Şuraya da 7 yazıyorum. Aynı mantık burada da işleyecektir. AB'ye baktığımızda B'ye bu sefer kaç verebileceğimizi görüyoruz? 6. Çünkü B'ye 7 verirsek BC 7 eksi 7'den 0 gelir. Akran gelir. Burada akran istemiyoruz. O zaman biz C'yi 7 aldığımızda bu sefer B 6 olarak ne yapmış oluyor? Gelmiş oluyor. O zaman biz şunu kesinleştirdik. A'mız kesinlikle 2. Bunun dışında F'miz kesinlikle 2 olarak ne yapmış oldu? Gelmiş oldu. Kalanlara baktığımızda AF,
neyimiz var elimizde? B'miz var, C'miz var, D'miz var, E'miz var. Mesela biz burada C'yi kaç olarak aldığımızı düşündük? 6. C'yi 6 aldığımızda üst tarafta E'miz zaten 7 geliyordu. C 6 iken D'miz de 6 geliyordu. C 6 iken alt tarafta B'yi 7 bulmuştuk. Ama bunun dışında A zaten 2, F zaten 2, C'yi 7 aldığımızda bu sefer E'miz 6 geliyordu, D'miz 7 geliyordu, B'miz de 6 olarak gelmiş oluyordu. Üst tarafa baktığımızda 2, 2 daha 4, daha doğrusu şunu söyleyelim. 2 tane 2, 2 tane 7, 2 tane 6'mız var. Alttaki durumda da 2 tane 2, 2 tane 7, 2 tane 6'mız olduğu için toplamın değişmeyeceğini anlamış oluyoruz. O zaman buradaki toplam, bu 6 kişinin yaşları toplamı 2 parantezinde 2 artı 6 artı 7 gelir. 2 6 daha 8, 7 daha 15 yapar. 15 kere 2'den 30 gelecektir. Doğru cevabımızın C şıkkı olması gerekir. Burada Canan 12 gün sonra doğmuş olsaydı doğum tarihi AB-CD-ABCD gelecekmiş. Bunun üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Tabii üstteki tarihte hangi ayda olduğumuzu bilmiyoruz ama Aralık ayının sonlarında olsak 12 gün geçtiğinde yeni bir yıla geçmiş olurduk. Ve şurada mesela 3 yazıyor ya, bu 3 neye dönüşmüş olurdu? 4'e dönüşmüş olurdu. Ama ayı bize veren şu orta kısımdır. Bu orta kısımda Aralık ayında olsaydı 12'nin yazması gerekirdi. Oysa ki burada 0'ın yazdığını görüyoruz. Demek ki Aralık ayında değiliz. Yani yılda bir değişiklik olmayacak. Bunu söylemiş olalım. Bunun dışında şu 12'yi temizleyelim, kafamız karışmasın. Şunu da belirtmek istiyorum ben. Şu anda üstte yazan tarih bize 18. yüzyıla ait bir tarih veriyormuş. 18. yüzyıla ait bir tarihin 1700 diye devam etmesi gerekir. Mesela 1785, şurada 17 yazsa da 17 artı 1'den bize 18. yüzyılı verecektir. Demek ki burada 1700'lü bir yılda olduğumuzu söyleyebiliriz. 12 gün sonra yılda değişiklik olmadığını belirledik. 1700'lerde olduğumuzu bildiğimiz için buraya 1'i, buraya da 7'yi ne yapabiliriz? Kesinlikle yazabiliriz. Şimdi bir değişiklik olmayacak ve son durumda biz ABCD ABCD formatına dönüyoruz. O zaman üst tarafta buranın A, buranın B, buranın C, buranın da D olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani biz A'yı 1, B'yi 7, D'yi de 3 olarak bulmuş oluyoruz. Şunu da söyleyelim. Mesela ilk durumda şurada yazan bu iki basamaklı sayı diyelim, MN sayısı olarak alsak, 12 gün ilerlediğimizde eğer bir ayın son günlerindeysek 12 gün sonrası bizi yeni bir aya geçirebilir. Ama biz 12 gün ilerlediğimizde burada da neyin yazmasını istiyoruz? AB'nin. Biz AB'yi zaten kaç olarak bulduk az önce? 17 olarak bulduk. Demek ki 17'den 12 gün geriye gelirsek aslında şu MN'miz burada 0,5'miş ki üzerine 12 gittiğimizde 17'ye ulaşmış olalım. Yani biz aslında burada ilk durumda 0,5'inde yazdığını belirlemiş olduk. Burada 0,5 yazıyor. Demek ki 12 gittik, 17. güne geldik. Ayda da bir değişiklik olmayacak. Yani ayda bir değişiklik olmayacaksa şuradaki CD sayısı aslında üst tarafta ilk durumda da CD'ymiş. Baktığımızda şuraya ben C, buraya D yazabiliyorum. Zaten D'yi ben buradan 3 olarak yakalamış oluyorum. C'yi de 0 olarak yakalamış oluyorum. O zaman buraya bir de 0 yazdığımda aslında orada 1703 yılını elde ettiğimi görüyorum. Ortada da ne yazıyormuş? 03 yazıyormuş. Bir de 05 yazıyormuş. 12 gün üstüne koyduğumuzda burası 17 olmuş. Burası 03 olarak kalmış. Burası da yine 1703 olarak gelmiş arkadaşlar. Şimdi kırmızı o dairelerimize yazdığımız rakamlara bakalım. Biz şurada bir kere neyi yakalamış olduk? 05'i yakalamış olduk. Devamında şurada bir 3'ümüz varmış. Bir de şurada 1,7,0'ın geldiğini ne yapmış oluyoruz? Görmüş oluyoruz. Bunların toplamı soruluyor. 0, 5, 3 daha 8 yapar. 1, 7, 0 daha 8 yapar. Hepsinin toplamı bize 16'yı verir. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir.